Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi artık psikolojinin videolarını, birinci ünitenin videolarını bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi de bu hafta ne yapacağız? Soru çözümü yapacağız sizlerle birlikte değerli arkadaşlar. Çünkü hatırlayalım, geçen hafta felsefeyle olan ilişkisinden bahsettik, antropolojiden, sosyolojiden, zoolojiden, genetikten, fizyolojiden, yani diğer bilim dallarıyla olan ilişkisinden de bahsettikten sonra artık ilk ünitenin sonunda birazcık sizlerle soru çözelim. Şimdi öncelikle boşluk doldurma sorularından başlayalım. Boşluk doldurmaları, verilen boşlukları dolduralım. Bireyin bir durum ya da olay karşısında ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamaya dayalı öznel yönteme acaba biz ne diyorduk? Bu öznel yönteme biz ne diyorduk? İçe bakış yöntemi diyorduk. Peki bu içe bakış yöntemini kim kullanıyordu? Elbette ki yapısalcılar. Yani psikolojiye dair ekoller vardı ve bunlardan ilki de hatırlayalım geçmiş videolarımızda. Bu ekollerden ilki yapısalcılardı ve içe bakış yöntemini kullanıyorlardı. Bireyin bir durum ya da olay karşısında ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlatmaya dayalı öznel bir yöntem oluyordu kendisi de. İkinci sorumuz, bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkan sonuç konumundaki değişkene nokta nokta değişken diyoruz. Buna da ne diyoruz? Bağımsız değişken varsa bir de ona bağlı olacak olan bağımlı değişken olması gerekiyor. Hatırlayalım. Bağımlı değişken ve bağımsız değişkenleri biz ne yapmıştık? İşlemiştik videolarımızda. Evet, devam edelim. Üçüncü boşluk doldurma sorumuzda. Bütün parçaların toplamından her daim neydi? Fazladır diyen bir ekolümüz vardı bizim. Bu ekol acaba hangisiydi? İlkesi nokta nokta yaklaşımının tezidir diyorduk ve Gestalt yaklaşımıydı. Gestalt ekolüydü. Bütün her daim parçaların toplamından fazlasını ifade eder. Bütünle parçaların ilişkisi birbirinden farklıydı, hatırlayalım. Şimdi de birazcık da çoktan seçmeli sorulara bakalım. Acaba sınavlarımızda psikoloji soruları nasıl gelecek, nasıl karşılaşacağız? İlk defa psikoloji dersini almış olduğumuz için buna dair birkaç tane de sizlerle birlikte örneklerimizi çözmeye başlayalım. Şimdi ilk sorumuz, grubun bireyin davranışları ve tutumları üzerindeki etkisini belirlemeye çalışan bir araştırmacı, psikolojinin uzmanlık alanlarından hangisinden daha çok faydalanır? Sizler soruları çözerken videoları durdurun ve ondan sonra cevap vermeye çalışın öncelikle. Sonra da beni dinleyin değerli arkadaşlar. Şimdi bakıyorum hemen buraya. Grup var, birey var. Bireyi kim inceliyordu? Psikoloji bilimi inceliyordu. Grubu kim inceliyordu? Sosyoloji inceliyordu hatırlarsak. Derslerde de bundan bahsettim sizlere. Grubu inceleyen, yani grubun bireyin davranışları ve tutumları üzerindeki etkisi ya da bireyin grup üzerindeki etkisi derken ne yapmıştık? Sosyolojiden ya da sosyal psikolojiden bahsetmiştik. Uzmanlık alanlarından hangisinden daha çok faydalanılır? Elbette ki sosyal psikoloji alanından faydalanılır. Klinik psikoloji uygulamalı bir alanda hatırlayalım. Gelişim psikolojisi ne yapıyordu? Bireyi anne karnından itibaren ölümüne kadar inceliyordu. Trafik psikolojisi ve din psikolojisi zaten olmadığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bir diğer çoktan seçmeli sorumuz. İnsanların birçok özelliği kalıtım anahtar kavramımız yolu ile anne ve babasından geçmektedir. Bu özellikler ise davranışların oluşumunda etkilidir. Yukarıdaki açıklamaya göre psikoloji hangi bilim dalı ile işbirliği yapmalıdır? Bakıyorum, zooloji hayvan bilimiydi. İnsanların birçok özelliği kalıtım yoluyla diyor. Acaba genetik olabilir mi? Biyolojide ne yapıyordu? İnsanın fizyolojisini inceliyordu daha çok. Sosyoloji grup halindeki durumlarını inceliyordu. Hayvan da inceliyordu, biyoloji hatırlayalım. Fizyolojide sadece fizyolojik süreçleri inceliyordu. O halde kalıtım dersek aklımıza neyin gelmesi gerekiyor? Genetik biliminin gelmesi gerekiyor. Evet, bir tane daha çok güzel bir sorumuz var değerli arkadaşlar. Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri görüşme tekniğinin avantajlarındandır? Görüşme ya da ne diyordum? Mülakat diyordum. Bakalım ilk öncülümüz hangisi ya da hangileri görüşme tekniğinin avantajlarından?
okuma yazma bilmeyenlere de uygulanabilir. Evet, çünkü görüşme dediğim şey yüz yüze gerçekleşiyor. Okuma yazma bilmesine gerek yok. Gelir bana ya da bir psikoloğa ne yapar durumunu anlatır. Böylelikle görüşme ve mülakat gerçekleşmiş olur. Yani bu bir ne oluyor bizim için? Avantaj oluyor. Okuma yazma bilmese bile biz görüşme tekniğini ne yapıyoruz? Uygulayabiliyoruz. O halde birinci öncülümüz nedir? Bizim için doğrudur. Yani görüşme tekniğinin bir avantajıdır. İkincisine bakalım. Bireyin verdiği bilgilerin doğruluğunu tam olarak kestirmek mümkün değildir. Evet, görüşme tekniğinde tam olarak kestiremeyebiliriz. Fakat bu bizim için avantaj değil. Yani görüşme tekniği için doğru bir öncül. Fakat bu bizim için avantaj mı görüşme tekniğinde? Hayır. Bu bizim için avantaj değil kesinlikle. Özneldir ve elde edilen bilgiler yanlış yorumlanabilir. Evet, bu da doğru. Yani görüşme tekniği öznel bir durumdur. Elde edilen bilgileri psikolog yanlış da yorumlayabilir. Fakat bu bir avantaj değil, aksine dezavantajdır. Zaman, para ve emek bakımından ekonomik değildir. Hayır, aksine. Zaman, para ve emek anlamında çok ekonomiktir. Çünkü karşımdaki kişiye sormuş olduğum sorularla sadece ondan ne yaparım? Yanıtları alırım. Çok zaman kaybı ya da emek kaybı benim için ne yapmaz? Sarf etmez. Geçerli ve güvenirliği düşüktür. Diğer öncülüm hayır. Geçerli çok yüksektir. Güvenirliği de yüksektir aksine. Ne yapıyorum? Çünkü birey karşımda bulunuyor görüşme tekniğinde ve onun hareketlerinden de doğruyu söyleyip söylemediğini, mimiklerinden ya da konuşmasından, ses tonundan ne yapabiliyorum? Ben bunu algılayabiliyorum ya da anlayabiliyorum. Dolayısıyla öncüllerden hangisi ya da hangileri görüşme tekniğinin avantajlarından dersek sadece birinci öncülüm görüşme tekniğinin avantajlarından oluyor. Evet değerli arkadaşlar, diğer videomuzda da soru çözümlerine devam edeceğiz. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.